Operasyon başladı. Uzun zamandır Ankara'nın dile getirdiği güvenli bölge için harekete geçildi. Önce bu bir savaş değil, operasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısında bir ordu yok. Bir örgüte karşı yapılan operasyon var. Bu operasyon PYD ve DAEŞ'e karşı. Operasyona Suriye Milli Ordusu da destek veriyor. Türkiye, İngiltere ile birlikte Irak'ın garantörü ve Suriye'de Türkiye'nin sınır bölgesindeki yerleşik Türkmenlerle ilgili vesayet hakkımız var. Suriye'nin garantörleri ise İngiltere ve Fransa arasında yapılan Sykes-Picot anlaşması ile belirlenmiş ve burada Fransızların belirleyici rolü olsa da ülkede Rusya, ABD ve İran da var. Bu operasyon aynı zamanda Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik bir operasyon. Bu bir. İki, bölgedeki sivillerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik, güvenli bölge oluşturulmasına yönelik. Bu aynı zamanda hem Türkiye'ye hem de batıya doğru yeni bir göç dalgasını önlemeye yönelik. Ve tabii aynı zamanda Türkiye'nin sınır güvenliği ve terör saldırılarına yönelik bir operasyon. Bölgede terör kampları ve sivil yerleşim bölgeleri yanında bir düzine gibi Amerikan askeri tesisleri bulunuyor ve bu tesislerde çok miktarda silah, mühimmat, araç gereç, roket bulunuyor. Dün gece Resulan ve Tel Abya'da 4 koldan girildi. PYY ya da SDG'den ilk anda bir direnç görülmedi. Sabaha kadar TSK hedef noktaları, topçu bataryaları, hava kuvvetleri SİHA'larla vurdu. ABD tehditkar bir dil kullansa da operasyona destek vermiyor, karşı bir güç de kullanmıyor. Batı basını beklendiği gibi daha ilk saatlerden itibaren sivil hedeflerin Hristiyan köylerin saldırı altında kaldığı, isabet aldığı yönünde sosyal medyadan haberler geçtiler. Trump bütün çelişkisi abuk, dengesiz, güven vermeyen tavrıyla sahnede. Trump o bölgede barış ya da güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Asıl çıban başı oradaki barış maskeli şeytanın askerler. PKK, PYD, DAEŞ hepsi onların başımıza bela ettiği örgütler. Onlarla birlikte onlara karşı mücadele edemeyiz. Ama bir de onlara mecbur olmak gibi bir durum var. Bu da işin en zor kısmı. Biz bu işten ancak yüzümüz Hakk'a dönerek Allah'ın yardımıyla çıkarız. Bu tür bir mücadele sadece güç ve silahla kazanılmaz. Onlar mutlaka gerekli. Sadece akılla da kazanılmaz. Haklı olacaksınız. Niyetiniz halis olacak. Cesur ve dürüst olacaksınız. Onun rızasını gözeteceksiniz ki Allah'ın yardımı size ulaşsın. Yoksa Allah işlerinizi sarp dağlara sardırır. Onun için bizim geleneğimizde böyle bir iş için ayağa kalkıldığında önce tevbe istirfah edilir. Kul hakkı kalmasın diye helalleşilir. Sonra Allah'ın yardımı için dua edilir. Biz biliriz ki zaferin birçok şartları vardır. Onların hepsinin tek tek yerine gelmesi gerekir. Ve yine biliriz ki bu şartların maddi ve şekli olan şartları yerine getirilmiş olsa bile rıza şartı yerine gelmezse o işten hayır gelmez. Bize hayır gibi gelse de Allah o işi aleyhimize çevirebilir. Rıza şartı yerine geldiyse bize şer gibi görünen beklenmedik bir durumu Allah lehimize çevirip onların tuzaklarını başlarına geçirebilir. Allah'ın gayb orduları devreye girer. Hızır gücümüzün bittiğini sandığımız anda yanı başımızda olabilir. Yeter ki askerlerimiz ve komutanlarımız o maneviyata sahip olsunlar. Sakın ola öfkemize yenilmeyelim. Düşmanı yenebilirsiniz ama nefsinizi öfkenize yenilirseniz kendinize yazık edersiniz. Her zaman ve her şartı altında merhametimiz gazabımıza, sevgimiz nefretimize galip gelmeli. Her şeyin bir fıkhı var, bu işin de öyle. Eman dileğine kılıç kalkmaz. Teslim aldıklarınıza insan gibi davranacağız ki bizi öldürmeye gelenler biz de dirilsinler. Bizler insan bedenlerini cehenneme odun olarak atan zebaniler değiliz. Onları cehennem ateşinden kurtarmaya çalışan kurtuluş erleriyiz. Zaferimizin saygınlığı ve büyüklüğü dökülen kanın çokluğuyla değil, azlığıyla ölçülür bizim geleneğimizde. Şehitliğe giden yolda cihat erleri Allah'a karşı ödevleri konusunda titizlik gösterirler. Korkusuzdurlar. Çünkü kader, rızık ve ecel değişmeyecek. Hazreti Ali'nin dediği gibi, ecelim gelmeden beni kim öldürebilir ki? Ecelim gelmişse beni kim yaşatabilir ki? Kimse ecelinden bir saniye önce ya da sonra ölmeyecek. Kaderinden başka kaderi yok insanların. Rızıklarından bir lokma az ya da çok yemeyecekler. O zaman zamanımızı nasıl geçirdiniz, lokmanız helal mi, haram mı ona bakın. Allah bizi yeryüzünün varisi kılmak ister. O yeryüzünü bize mescit kılmak ister. O bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister. Kibirlenmeyelim ve zaferin yalnız Allah'tan olduğunu bilelim diye ve başka hikmetlerle bazen o bize yenilgi de verebilir. Bu yenilgi bazen içimizdeki beyinsizler yüzünden de olabilir. Hayırın da şerrin de Allah'tan olduğunu bilelim.
Unutmayalım ki bize hayır gibi gelen şerlerde, unutmayalım ki bize hayır gibi gelmeyen şeylerde şer, şer gibi gelenlerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Tam zamanıdır. Talut-Calut olayını tekrar okumanın. Hazreti Musa'nın denizi geçip kavminin yaptıklarından dolayı 10 günlük yolu 40 yılda nasıl kat ettikleri, Tih çölünde yaşadıklarını okumanın. Başınızda 3 peygamber de olsa bu böyle. Fil ordusuna güvenenleri, silahlarına, komutanlarının gücüne güvenenlerin başına gelenleri de biliyorsunuz. Mesela Hazreti Ömer, Halid B. Velid'i niçin azletmişti? Sakın Uhud Savaşı'nda tepeyi terk eden okçular gibi olmayalım. İnşallah Selahaddin'in çocukları, Kudüs'ü işgal edenlerin ve yeni Haçlı ordusuna askeri olmayacaklar. Bu vesileyle bu kirli oyun deşifre olacak ve bu oyun bozulacak. İnşallah devlet de PKK'nın ortaya çıkışı ve APO ile ilgili derin gerçeği açıklar da bütün yaşananlar bize ve bizden sonrakilere ders olur. FETÖ, BCK, PKK, BOP, çekiç güç ve daha fazlası hepsi aynı şeytani oyunun birer parçası aslında. Trump sanki hiçbir kutsalı tanımıyor, PKK konusunda Obama'yı suçluyor ama George Bush'tan söz etmiyor. Her şeyi yapabilir ve hiçbir söylediğine güvenilmez bir adam. Ait olduğu inanç grubu Tanrı'yı kıyamete zorlamak için bütün kötülüklerin kapısını açmaya çalışıyor ki Rab İsa işler insan eliyle düzeltilemeyecek kadar bozulsun ki o da düzeltmek için mecburen gelsin. Bu akıl Hazreti Yusuf'u kuyuya atan Yahuda'nın aklı. Yusuf'u öldürelim, o peygamber olamasın, biz olalım. Babası Yusuf'un rüyasını yorumladı ya, ay ve güneşin sana secde etmesi, benden sonra senin peygamberliğin için bir işaret olabilir. Şimdi evangelik aklı şöyle çalışıyor. Bu işler böyle giderse uzun sürecek ve bu işten tüm dünya çok büyük zarar görecek. Rab İsa gelsin, kötüleri cezalandırsın, iyileri yanına alsın ve korusun, bu kavgada bitsin. Onun bir an evvel gelmesi içinse şimdiki İncil'de bir işaret var. İşlerin insan eliyle düzelemeyecek kadar karışması gerek. O zaman karıştıralım. Trump ve Netanyahu belasının arkasında bu var. Bu evangelikler Siyonist Hristiyanlar, Yahudiler de Meşiah'ı bekliyorlar. Onun için Süleyman Mabedi'ni inşa edecekler. O hedefe varmak içinse Yahudilerin dışındaki toplulukların birbirini kırması gerek ki Siyonistlerin önü açılsın, onlar da kendilerine vaat edilen toprak ta Tanrı'nın seçilmiş topluluğu, üstün ırk olarak kurtuluşa erenlerden, kurtulanlardan olsunlar. PKK'ymış, Daesh'miş, Veliaht Prens'miş, Netanyahu, Trump, Rothschild, Fetmiş, Libor'muş, Kaşnır'mış, Dahlan'mış, geçin bunları. Hepsi bu planın efendisi Lucifer'in çocukları. Ve içimizde bunların işbirlikçileri de var. Eğer gerçekten bu savaşı kazanmak istiyorsak ve daha da önemlisi Allah'ın gazabından kurtulmak istiyorsak önce bu içimizdeki beyinsizlerden yakamızı kurtarmamız gerek. Zalimlere yardım eder, onlarla birlik olur, anların adamlarına makam mevki verir, onlara hazinenin anahtarını teslim eder, onların planlarına destek verirseniz haberiniz olsun ateş size de dokunur. Allah o zalimleri başınıza musallat eder. Şimdi arınma, tevbe ve dua zamanıdır. Ya Rab, bizim ellerimizle zalimleri cezalandır ve mazlumlara yardım et. Bizi nimet verdiklerinden eyle, gazaba uğrayanlardan değil. Bize hakkı hak, batılı batıl göster. Hakta toplanmamızı nasip et. Bizi rızanın tecellisinin vesilesi kıl. Selam ve duayla.